Geçen gece yine bir şeyleri araştırırken en fazla izlenen YouTube kanallarını merak ettim. Daha sonra Social Blade'e girip en çok izlenen YouTube kanalları listesine baktım ve inanılmaz bir şeyle karşılaştım. Listenin ilk 10 sırasında 4 tane çocuk kanalı var. Hatta listedeki kanalların hepsine teker teker baktım. 100 kanaldan 28 tanesi çocuk kanalı. Bu da şu demek oluyor: çocuk içerikleri YouTube'da en çok izlenen içeriklerden bir tanesi. Ve bu izlenme karşılığında kanal sayısı az olduğu için bazı kanallara çok fazla izleyici gitmiş ve o kanallar dünya sıralamasına girmiş. Tabii hemen aklıma yapay zeka yardımıyla nasıl çocuk içerikleri üretebiliriz düşüncesi geldi. Daha sonra 2 gün boyunca bunu araştırdım ve çok kazançlı bir konsept buldum. Bu konseptte çocuklar için uyku öncesi masalları oluşturacağız. Tabii İngilizce olarak yapacağız bunu. Bu konseptte 1000 gösterim başına kazanacağımız para diğer konseptlere nazaran daha az ama yine de çok önemli bir avantajımız var. Yapacağımız içerik evergreen içerik olarak geçtiği için videolarımız 10 yıl sonra bile izlenecek ve bize para kazandırmaya devam edecek. Bir nevi yatırım gibi düşünün. Video paylaştıkça hem yeni videolarımız izlenecek hem de eski videolarımız izlenmeye devam ettiği için kazancımız kar topu gibi katlanacak. Trend Hours e-kitabımda da bunun gibi 50 farklı konsepte değindim. YouTube'dan para kazanma yolunda kendinize küçük bir yatırım yaparak o kitabı alabilirsiniz. Açıklamalara da linkini bıraktım. Şimdi gelelim bu konsepti nasıl yapacağımıza. Kendimize öncelikle bir rakip kanal bulmamız gerekiyor yabancılardan. Ben 2 tane kanal belirledim. Bu kanallardan birisi şu an ekranda zaten. Bakın bu kanal 45 video paylaşarak 232 bin abone kazanmış. En popüler videosu 1.2 milyon izlenme almış. Ben size videonun konusunu söyleyeyim. Bir tane ayı var, karnı acıkıyor. İşte evde yiyecek bulamıyor. Daha sonra ormana gidiyor, bal arıyor. Ayıların bal sevdiğinden falan bahsediyorlar. Sonra ormanda arıyla karşılaşıyor falan filan. Böyle bir içerik. Yani aman aman bir içerik üretmenize gerek yok. Çocukların hayal dünyasını süsleyebiliyorsanız yeterli olacaktır. Diğer rakip kanalımız da Bedtime Story Co. Bu kanalda şimdiye kadar 30 video paylaşarak 28 bin aboneye ulaşmış. Yine videolarından bahsedeyim. Bu videosunda okyanustaki hayvanları anlatıyor, iyi geceler diyor. Bu videosunda yine çiftlikteki hayvanları anlatıyor. Bu videosunda tavşanın ormanda koşturduğunu, daha sonra yorulduğunu, uyuduğunu falan anlatıyor. Yani genellikle bizim için basit içerikler ama çocukların hayal dünyasını süslediği için, onlara farklı bir dünyayı anlattığı için çok fazla izlenme alıyor bu kanallar. Bu kanalın kazancına da bakalım. Social Blade'e girdiğimizde aylık 271 dolar ile 4.3 bin dolar arasında değiştiğini söylüyor. Ama bu sayılar pek güncel olmayabiliyor. O yüzden biz kendimiz hesaplayacağız. Son bir ayda 1.83 milyon izlenme almış. Bu izlenmelerin tamamı uzun videolardan, yani short izlenmesi değil bunlar. YouTube'un çocuk içeriklerine 1000 izlenme başına 3 dolar kazandırdığını düşünürsek, daha fazla kazandırıyordur da biz 3 dolar diyelim. Kaç yapar lan? 3 dolar... Aylık 3000 dolar yapıyor. Bu da 90.000 TL demek. Yani bu kanal sadece 30 video yükleyerek aylık 90.000, hatta en az 90.000 TL kazanıyor. Konseptin potansiyelini size doğru bir şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza geçelim. İlk olarak ChatGPT'ye giriyorum. ChatGPT'ye komutlar vererek benim için bir masal yazmasını isteyeceğim. Selam GPT. Şimdi masalın konusundan bahsedeceğim. Selam GPT, beraber YouTube metni hazırlayacağız dedim. Daha sonra kanal konseptimden bahsettim. Uyku öncesi çocuk masalları. Metin konusundan bahsettim. Bir sincap ormanda yolunu kaybetsin, daha sonra bir tavşan ile karşılaşsın ve arkadaş olsun. Tavşan ona gideceği yolu göstersin. Daha sonra ikisi beraber giderken bir ayıyı yaralı bir şekilde görüp yardım etsinler. Siz de kendi kafanıza göre bir konu belirleyip ChatGPT'den o konuya göre bir masal oluşturmasını isteyebilirsiniz. İlla ki anlamlı bir video yapmamıza gerek yok. Çocukların hayal dünyasını süsleyebiliyorsak o video iyidir zaten. Güzel bir masal oluştu ama birazcık kısa. Bunun biraz daha uzun olması gerekiyor. O yüzden biraz daha uzun bir masal yazabilir misin diyeceğim. Tamamdır, güzel bir masal oluşturdu. Şimdi bu masalı İngilizceye çevirmemiz lazım. Google çeviriden çevirmeyeceğim. Çünkü oradan çevirdiğimizde anlam kaymaları oluyor. O yüzden ben ChatGPT'ye çevirmesini söyleyeceğim. Bu metni anlam kaybı yaşamadan İngilizce diline çevirir misin dedim. Metnimiz çevrildi. Şimdi bunu not defterime kaydedeceğim. Şimdi bu metni seslendirmek için Eleven Labs'e geldim. Not defterimden metni kopyalayıp buraya yapıştıracağım.
Şimdi burada seslendirme karakterimiz çok önemli. Ben Emily'yi kullanıyorum. Emily sakin bir şekilde konuşan bir kadın sesi. Bu da uyku öncesi çocuk masalı için gayet uygun bir ses. Çocuklar bu videoyu genellikle uyumadan önce izleyecekleri için sakin bir ses tonu olması burada çok önemli. Siz de bu konsepti yaparken Emily karakterini kullanın. Bir de burada bildirim var. Bu ses için mümkün olan en iyi kaliteyi elde etmek amacıyla Eleven çok dilli V1 modeline geçmenizi öneririz demiş. Biz de dediğini yapalım. Daha kaliteli bir şekilde anlatmasını istiyorsak buradan birinciye geçmemizi istiyor. Hemen geçelim. Şimdi oluştur düğmesine tıkladığımda seslendirmemiz hazır olacak. Seslendirmemiz oluşturuldu. Şimdi buradan indireceğim. Şimdi bu video için görseller bulmamız gerekiyor. Onu da yine Leonardo AI'dan bulacağız. Hemen giriyorum. Buradan görüntü üretimi kısmına tıkladım. Burada promptları yazarken bir betimleme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen videoma göre rastgele promptlar gireceğim. Yemyeşil bir ormanda çiçeklerin arasında gezen bir sincap çiz. Bunu İngilizce bir şekilde çizdireceğim. Bakın iki tane sincap oluşturmuş. Ben bir tane istiyorum. Tekrar oluştur diyeceğim. Muhtemelen bu sefer bir tane oluşturacak. Bakın böyle bir fotoğraf oluşturmuş. Burada biraz çiçekler ön planda. İstersek ağaçların daha ön planda olması için farklı bir komut da girebiliriz. Hatta girelim. Yemyeşil bir ormanda çiçeklerin arasında. Yemyeşil bir ormanda uzun ağaçların arasında. Burada yapıştırdım. Oluştur diyorum. Bakın görüyor musunuz? Ağaç detayları hemen eklenmiş. Şimdi hızlı bir şekilde metnimize uygun görselleri oluşturacağım. Daha sonra videoya geçeceğiz. Bu arada her oluşturmada 9 tane jetonumuz gidiyor. Toplamda 150 jetonumuz var. Bu bittiğinde bir gün boyunca başka oluşturamıyorsun. 24 saat sonra tekrar oluşturmaya devam edebiliyorsun. Eğer 24 saat beklemek istemiyorsan çıkış yapıp farklı bir Gmail adresiyle tekrar girerek de bunu yapabilirsin. Görselleri indirdim. Daha sonra videoyu düzenlemek için CapCut'a geldim. Şimdi görselleri ve sesleri üst üste bindireceğim. Bu şekilde görselleri seslendirmeye uygun bir şekilde buraya ekledim. Şimdi yakınlaştırma yapacağım. Buradan bunu tıklayacağım. Buradan tekrardan biraz da büyüttük mü? Evet. Görselin yakınlaştırma ayarını yaptım. Şimdi geçiş efekti ekleyeceğim. Karıştır güzel bence. Karıştırı ekleyeyim. Hepsine teker teker ekliyorum. Videomuz hazır arkadaşlar. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Görselleri oluşturup sese uygun bir şekilde yerleştirdiyseniz gerisinin hiçbir önemi yok. 2 gündür ben bayağı bir çocuk videosu izledim. Hiçbirinde böyle aman aman bir edit yoktu. Hepsinde görselleri eklemişler, seslendirmeyi eklemişler, paylaşmışlar. Yüz binlerce izlenme almış. O yüzden sizin de çok uğraşmanıza gerek yok. Kolay bir şekilde bu içeriği üretebilirsiniz. Gelin hatta bu videoyu bir izleyelim. Arkadaşlar müzik eklemeyi unutmuşuz. YouTube stüdyoya geldim. Buradan ses kitaplığından çocuk şarkılarını seçtim. Buradan hoşuma giden güzel bir müziği ekleyeceğim. Once upon a time, in a magical forest adorned with colorful flowers, a cute squirrel lived. One day, while playing games, the squirrel lost its way. As it wandered among the trees, a rabbit appeared before it. Bunun gibi basit içeriklerle para kazanmak size çok saçma geliyor biliyorum. Ama devir o kadar değişti ki artık zor işler yapanlar değil zor fikirler bulanlar para kazanıyor. Zaten videonun başında gösterdiğim iki kanalda bunun en büyük örnekleri. Bu arada Konsept diye kitabımı alanlardan iki kişiye YouTube yolculuğunda bir ay boyunca yardım edeceğim. Bir ay boyunca her hafta kanallarını inceleyip doğrularını yanlışlarını nasıl ilerlemesi gerektiklerini anlatacağım. Maalesef herkesle birebir iletişime geçemem. Ama bundan sonra her ay iki kişiye YouTube'da, Instagram'da, sosyal medyadan para kazanmada yardım edeceğim. YouTube veya Instagram hakkında merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa, bu konsept için merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.